Seçmenle kopuşa dair çalışmanın sürdüğünü belirtti. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu açıklamaları? Evet, bu konuda görüşlerimi ifade ederken Özgür Özel'in İpek Hanım'a yaptığı açıklamalara da değindiğimi düşünüyorum. O yüzden tekrara girmeyeceğim. Faik Bey de Özgür Bey de sıradan insanlar değiller. Birinin bürokrasi geçmişi var. Türkiye'nin önde gelen bir kurumunda, hazine müsteşarlığında görev yapmış bir kimse. Özgür Özel de sivil toplumdan gelen bir kişi. Son CHP kurultayında Faik Öztürk parti meclisi seçiminde en yüksek oyu almıştı. Yunus Emre'den sonra, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 1300'e yakın delege arasından 950 civarında oy almıştı. Dolayısıyla hani parti örgütünün de teveccüh gösterdiği bir kimse. Özgür Özel deseniz, parti meclisine ilk kez girdiğinde genel başkanın anahtar listesini delerek girmişti. Akabinde ön seçimden çıkma başarısı gösterdi. Faik Bey bunun gibi imtihanlarla sınanmadı ama o da neticede bir süre öncesine kadar en azından parti örgütünde sevilip sayılan biri oldu. Çok açık, belki hala öyledir. Dolayısıyla bu iki ismin atışması şu haliyle fevkalade centilmence bir atışma. Bu düzeyin korunacağını tahmin ediyorum. Bu düzeyin korunacağını umuyorum. CHP'de parti içinde güç mücadeleleri olması doğaldır, sağlıklıdır, faydalıdır hatta. Bu centilmence üslup korunduğu sürece ben bir problem görmüyorum. Şuna değinmek isterim. Şimdi Özgür Özel aslında elindeki kartları açık oynuyor genelde. Onu görüyoruz. Seçimden kısa süre sonra verdiği bir röportaj vardı. Diken veya Duvar iki haber sitesinden birine, hangisi olduğunu şimdi hatırlayamayacağım, özür diliyorum röportajı yapan arkadaştan da. Orada çok açık şekilde sosyal demokrat bir çizgi zorunluluğunu, bunun gerekliliğini işaret etmişti. Daha sonraki kimi açıklamalarında da bunu gördük. Şimdi bu şerden bir hayır çıkabilir. Yani şunu kastediyorum, muhalefet partileri, altılı masa dendi, sonra tekrar Millet İttifakı adını benimsediler. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşte uzlaştıktan sonra ortak politikalar metni oluşturmak için mesai harcadılar ve Ocak ayının sonunda, 30 Ocak gibi bir tarihte de ortak politikalar mutabakat metnini açıklamışlardı. Çok ayrıntılı bir dokümandı bu. Çok çeşitli alanlarda yapılacak değişiklikleri. Ya, adeta bir hükümet programı gibiydi yani. Sanki yani iktidara gelinse uygulanacak bir hükümet programı olacak kadar ayrıntılı bir taslaktı. Fakat tabii burada şöyle bir şey de vardı. 6 parti söz konusu ve bunların bazı konularda görüş ayrılıkları da var. En önemlisi de ekonomi. Şimdi CHP'li ekonomistlerle mesela İYİ Partili ekonomistlerin bazı konularda tam uzlaşamadığına dair emareler görüyorduk. Mesela gelir garantili kamu özel ortaklığı projelerinin kamulaştırılması. Kamulaştırılmalı mı, kamulaştırılmamalı mı söz gelimi? Bu gibi konularda fikir ayrılıkları vardı ve 6 partide en nihayetinde ortak noktayı bulmak için diğer partnerlerine sivri gelen bazı uçlarını törpülemek zorunda kalıyorlardı. Çünkü seçime doğru gidiliyordu. Türkiye 2019 yerel seçimlerinden beri bir seçim atmosferindeydi aslına bakarsanız. Şimdi öyle bir şey söz konusu değil. Önümüzde yerel seçimler var ama yerel seçimler paralel olarak da Cumhuriyet Halk Partisi programının yenilenmesi yine bir engel teşkil etmiyor. Yani bir yandan da partinin sosyal demokrat doğrultusu, sol köklerini vurgulayacak bir program güncellemesi bence mümkündür. Bu bir ihtiyaçtır. Şimdi nasıl ki hani Kılıçdaroğlu değişsin artık koltuğunu başkasına bıraksın diyenlerin bir kısmı bu eleştiriyi getirenler sadece kişiyi tartışıyorlar ama kapsamlı yapısal bir dönüşümden söz etmiyorlar diyerek topu taca atıyorlardıysa aynı şekilde işte az önceki Zoom toplantısında bir araya gelen ve Kılıçdaroğlu'nun artık görevi bırakması gerektiğini düşünen kişilerin de şu sorumluluktan kaçmaması gerekiyor. Yani ekonomik, toplumsal meseleler, hatta küresel meydan okumalar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir çizgi izlemeli? Yani bu yeri geldi mi ideolojik tartışmayı da beraberinde getirir. İdeolojik tartışmadan kastettiğim partinin 100 yıllık mirasıyla kavga etmek değil. Onu bugüne, güncele taşımak, geleceğe taşımak.
ve de sol kimliğini belirginleştirmek için bu bazı fırsatlar hatta görevler sunuyor. Şimdi az önce İngiltere'deki İşçi Partisi Genel Başkanı seçim yenilgisinden sonra görevini bırakacağını açıkladığını hatırlattım. İngiltere'den bir başka örnek daha vereyim. Neoliberalizmin vatanı. Margaret Thatcher'ın bunu hayata geçirdiği ülke. Şimdi bu ülkede mesela bir takım altyapı hizmetlerinin, özelleştirilmiş altyapı hizmetlerinin kamulaştırılması tartışılıyor. Örneğin ülkenin en büyük su dağıtım firması olan Thames Water öyle bir ağır iflas içine girmiş ki ve bu iflasın da bedelini halkın sırtına yüklemeye hazırlanan bir muhafazakar iktidar var. Su dağıtım şebekesinin yeniden millileştirilmesi, demir yollarının millileştirilmesi, enerji santrallerinin kamulaştırılması gibi şeyler neoliberalizmin ana vatanında bile tartışılıyor. Şimdi mesela biz Türkiye'de madem artık Millet İttifakı, genel seçim atmosferi, seçim satım halinden çıktık. CHP artık sırtında yumurta küfesi olmadan, birilerini ürkütür müyüm, kızdırır mıyım diye kaygılar gütmeden açık açık mesela bu konularda kamucu bir açılım yapabilmeli. Mesela enerji dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasının net bir şekilde söylenmesini beklerim ben. Gelir garantili kamu özel işbirliği projelerinin devletleştirilmesinin açıklamasını beklerim. Hatta bir servet vergisi. Yani Türkiye'deki mevcut gelir dağılımı eşitsizliğini, dengesizliğini palyatif şeylerle çözemezsiniz artık. Dünyada bazı ülkelerde örnekleri olan servet vergisini de gündeme getirmek lazım. Bu yalnızca işte emeklilere iki maaş ikramiye vereceğim, asgari ücreti şuraya çıkartacağım, çiftçinin ektiği ürünü efendim taban fiyatı açıklanmadan önce ona destek vereceğim gibi palyatif önlemlerle değil, gerçekten daha böyle kamucu yani kendi kurallarına göre işleyen neoliberal piyasa mantığını terk ederek daha düzenleyici bir yere doğru gitmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına kalmışken artık yani böyle İyi Parti ve diğer sağ partilerle bağlaşıklık ilişkisi içinde değilken yerel seçimde olur ama yerel seçimin bu söylediklerime bir engel teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Bunları artık konuşmaya başlaması lazım. Yani ben bu Zoom toplantısında gördüğümüz değerli siyasetçilerin, tecrübeli siyasetçilerin başta da İmamoğlu ve Özgür Özel olmak üzere bu konulara da girmesini bekliyorum. Bu konulara girmiyor olmalarını eleştirenlerin bir kısmı topu taca atmak için eleştiriyor. Fakat bir yandan da evet bu konulara da artık girmek gerekiyor.